Siz eğer bir konuda kaygılıysanız eğer o internet ortamı dediğimiz ortama kendi bilgilerinizi aktarırsınız. O insanlar da sizin bilgileri ulaşırlar. İnternet bir karşılaşma alanı. Evet. Siz bir şeyle karşılaşırsanız, yani siz Facebook'taki liselilere bir şey vermek istiyorsanız Facebook'ta olacaksınız ve oraya bir içerik paylaşacaksınız. YouTube'da olmak istiyorsanız oraya bir içerik paylaşacaksınız. Ancak böyle kendiniz ve kendi renginizi verebilirsiniz. Bu bir okyanus. Sizin balıklarınız da orada yüzeyebilir. Evet. Ama siz o balıkları o okyanusun içinden çıkaramazsınız. Algıda seçiciliği ne yapacağız? İşlerine gelen bilgiye bakıyorlar. Yani şimdi orası böyle kocaman bir alan ve liseli gençlerin en fazla paylaştıkları şey cinsel organlarının fotoğrafları. Yani bu durumu ne yapacağız? Bir de öyle düşünün. Yani tamam, onların keyfine bırakalım da onlar... Hayır, bunu engellemenin yolu ne? Onu merak ediyorum. Bunu engellemenin yolu diye demiyoruz. Yani sonuçta bilinçlendirmek gerekir diye söylüyoruz. Tam işte bilgiyi ben de şey diyorum. Bilinç... o asılıyor orada. Evet. Mesela bunu onlara ulaştırmak lazım. Yani sen kişiye özel bir fotoğraf ve çok acayip bir fotoğraf atıyorsan eğer ortama, bil ki bunu herkes görebilir. O kişiye özel bir fotoğraf değil. Yani onu bilerek atıyoruz. Bunu bilerek atıyoruz zaten. Onu bilerek atıyor oraya. Ama birçoğu bilmiyor, işte öyle değil, biliyor musunuz? Çünkü internet üzerinden bu hani o tür vakalarda da çalışıyoruz ya, belki de ben hep bu tür şeylerde çalıştığım için alanı öyle algılıyorum. Tehdit alıyorlar. Yani hani işte iki göz iki çeşme, anne babaya söyleyemeden internet üzerinden yaşadıkları bu acayip ilişkilerden dolayı tehditler alıyorlar. İşte bana falanca, aynen öyle, bana falanca miktar parayı falanca gün şuraya getirmezsen işte bu fotoğraf babana, abine, işte senin yedi göbek sülalene doğru şey herkese yayılacak gibi ve birçok kızımız ya da oğlumuz işte bu yüzden intihar etmelere kalkıyorlar, kendilerine zarar verme patolojisinin arkasında bu tip şeyler var, tehditler var. Ve şunu ısrarla yapıyoruz, ben diyorum ki boş ver, fotoğrafın her yere yayılsın. Bu insanın bunu kullanmasından daha tehlikeli değil. Yani bu adamın bunu kullanması daha tehlikeli. Senin fotoğrafının her yerde yayılmasının bir anlamı yok. Çünkü bu adamın eline malzeme geçecek. Seni korkuttuğunda fark edecek ki bu işten para kazanabiliyor. Ve dolayısıyla bunu sana yaptığı gibi bir başkalarına da yapacak. Hani bu anlamda çocukları zaten rahatlatıyoruz. Artı diyorum kimin ne olduğu belli değil. Herkesin her şeyi ortada zaten. Rahat ol. Siz aslında bir çözüme girmiş oldunuz. Bağımlılıktan bilinçli kullanmayı kesinlikle. Ve orada ve birçoğu inanın iki göz iki çeşme ağlıyor. Hani liseli dediğimiz, işte bunlar biliyor dediğimiz ya da üniversiteli gençler. Ben bazen gerçekten hayret ediyorum. Yani bir insan 23-25 yaşına gelir ve bu kadar saf nasıl olur?